الصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. آمين. والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşlerim, sarık ve cübbemin de bir yere takılmasından ve benim bu kadar huzurunuza geç çıkmamdan anlamışsınızdır herhalde, durumum vaaz etmeye müsait değil. Ben esas ayrıldım, gidiyordum. Hayır, durun da bir şey diyeyim, demeden inerim sonra. Bir kere bu iş bana göre iş değildi. İki kelime edip ineceğim, vaktinizi almayacağım. Sükut ederseniz. Vaaz-ı nasihat bana düşmezdi. Eğer sizin huzurunuzda olmasaydım, ben bir kere daha kendime vaaz-ı nasihata sahip çıkmak suretiyle küstahlık yapıyorsun derdim. Sizin huzurunuza çıkmayı bir taraftan hep iştiyakla bekledim. Benim ümidim, recam, beklentilerim bir şey değil. Ama bugünkü mevzuyu da kafamda, İstanbul'dan İzmir'e gelinceye kadar da arabanın içinde kestim, biçtim, tasarladım, yonttum, rutuşladım. İlk dirilişçilerle son dirilişçiler arasında mutabakatlar yakaladım kendime göre ve onu anlatacaktım. Sizin huzurunuza çıkmayı iştiyakla bekledim. Ayda bir huzurunuza çıktım ama ben bir ay iştiyakla huzurunuza çıkacağım anı bekledim.
Ama bir diğer taraftan da boynumda bir zincir, bir pranga var gibi. Allah beni kurtarsa da vaaz etmesem dedim. Ve bugün de sadece hakkımda ölümü istemek Allah'ın razı olmadığı bir şey olduğu için ve dinimizde insanın kendisini öldürmek de caiz olmadığı için huzurunuzda bulunuyorum. Bu iş benim işim değildi. Bunu baştan müdrikim. Size iştiyakım ayrı bir iş. Fakat bu işi götüremediğime, götüremeyeceğime inandığımda ayrı bir mesele. Acaba liyakatı bir tek ucundan yakalayabilir miyim diye bir sırrımı arz edeceğim. Önümde Kur'an, Rabbim müheymin. Sizin huzurunuza çıkmadan 3 gün evvel beni öyle bir sancı tutar ki ne diyeceğim, ne edeceğim, ne anlatacağım. İnanır mısınız bu gece sabaha kadar benim tam 5 saat deli gibi dolaştığıma? Ama yine de anladım ki deli gibi de dolaştım ve beni bağışlayın. Sır deli gibi de dolaştım. Size vaaz etme meselesini koparamayacağım. Oraya oturamayacağım. Çıktım Bornova'ya doğru giderken arkada arka kanepede oturan öyle hıçkırarak kendisini yere vurdu ki bize yapabilirsin dedi. Fakat bir kere cemaate görün dedi. Senden başkası özür dilese kimseyi dinlemezler. Ben de sizden özür dilemeye geldim. Hisar Camisi ile beraber Ramazan-ı Şerif'te belki pek çok camide cemaat bir şey bulacaklarını düşünerek ciddi ve samimi bir intizar içindeyken benim çok soğuk veya çok sıcak suları onların başlarından döküyor gibi onlarda duş tesiri yapabilecek böyle bir söz söylemem, hatta özür beyan ederken ne büyük bir saygısızlıkta bulunduğumun altında şu anda paletler altında ezilir gibi eziliyorum. Ama çok samimiyetimle itiraf ediyorum ki alem bu kürsülerde kendilerine liyakat kesip biçebilirler. Fakat ben hep sizi, sizin hislerinizi ve beklentilerinizi sırtımda bir kambur gibi taşıdım. Bu cemaat birkaç saat evvel geldi, camiyi doldurdular. Bir insan konuşacak gibi camide bir kısım şeyler dizayn edildi. Kameralar yerleştirildi, mikrofonlar yerleştirildi, televizyonlar kondu. Kondu ama zaman israf edildi. Zaman israf ediliyor. Kondu ama millet sabahtan bu yana ızdırap çekti. Kondu ama millet şimdiye kadar geldiği gibi, gittiği gibi gelip gidecek. Eli boş geldi, eli boş gitti, eli boş gelecek ve eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip huzurunuzdan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size. Ama siz keserseniz söyleyeceğim. Ayşe validemiz der ki ifk hadisesi karşısında o en pak damene dediler ki zina ettin. En pak damene. 14 asır evvel atılmış böyle bir iftira karşısında o işe benim yüzüm mü kalkan olur, varlığım mı kalkan olur, mahiyetim mi kalkan olur, çent defa anam huzurunda olsaydın da sana kalkan olsaydım dedim. Ağır bir iftira hadisesi altındaydı. Ama bu iftira hadisesi karşısında tek güveneceği insan Efendimiz'di.
beklerdi, isterdi ki elinin tersiyle bütün bu güftügüyü bertaraf etsin. Ayşem, ben sana güvenirim. Senin her zaman benim kalbimde yerin vardır desin. Oysa ki vefa beklediği, güven beklediği, itminan beklediği, sekine beklediği, herkese itminan ve sekine kaynağı, itminan ve sekine kaynağı ona şöyle dedi: ya Ayşe, eğer böyle bir şey varsa, ya Ayşe, eğer böyle bir şey yoksa. Diyor ki işte o zaman damarlarında kanım dondu, o güne kadar ağlıyordum, o dakikadan sonra ağlama istidadını da kaybettim. Ve ben belli bir kerteden sonra damarlarımda kanım dondu, ağlama istidadını da kaybettim. Kaybettim. Zira 25 sene öyle anlaşılıyor ki söylediğim sözlerin 25 tanesi bana tesir etmemiş. Öyle anlaşılıyor ki söylediğim sözlerin 25 seneden beri söylediğim sözlerin 25 tanesi en yakınlarıma sigara gibi küçük ve menhus adetlerini terk ettirecek kadar dahi tesir icra etmemiş. Benim sevgili dostlarım, ben niye kendi vaktimi abes kullanayım? Niye sizin gibi güzide insanların vaktini israf edeyim? Niye 4-5 saat evvel camiye gelesiniz? Niye zamanınızı burada beyhude eritesiniz? Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'ti. Tesbihi elinize alsaydınız, Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim deseydiniz, sevap kazanırdınız. Beni bekleme ve benden bir şey bekleme vizrini ve vebalını sırtlanmamış olurdunuz. İşte ben de hem sizin hesabınıza hem de benim hesabıma böyle bir kamburu taşımamak üzere sizden izin almak istiyorum. Benim durumumda olan vaizler müftülerden izin alırlar. Ama onlar sağ olsunlar, dünya durduğu sürece ihlasla ve samimiyetle Allah onları dine hizmette daim kılsın ve muvaffak eylesin. Hepsinden vefa gördüm, hepsini ehli vefa gördüm. İmamını da, müezzinini de, müftüsünü de, Diyanet İşleri reisini de. Sizin sine açıp beklediğiniz gibi onlar da sine açtı, zemin hazırladılar. Ama kime? Kendisine dahi söz geçiremeyen bir kemtere, bir talihsize. Ne siz süslü zanınızın altında kalıp ezilin, ne onlar beyhude cami dizaynına kalsınlar, zemin hazırlasınlar, ne zaman israf olsun, ne siz şu dikenler arasında bülbül sesi diye saksağın sesi dinleyin, ne de bundan sonra ben bir kere vaaz edeceğim diye 3 gün sancı çekeyim, krizlere gireyim, ölecek hale geleyim. Acaba hazırlanabildim mi? Acaba kontak olabildim mi? Konsantre olabildim mi? Bir şey diyebilir miyim ben bu cemaate? Onlar ki saf, temiz, dupduru duygu ve düşüncenin timsali insanlar. Ya ben karanlık ruhumla onlara ne anlatabilirim? Son vereyim dedim bunun için. Hayır. Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere bana tesir ettiniz. Bir kere ayrıldıktan sonra bir kere daha huzurunuza geldim ama bir daha gelmeyeceğim. Estağfurullah için de değil. Bir abes yer işgal ettiğim düşüncesiyle kendime tesir edemedim dedim.
yakınlarıma tesir edemedim dedim. Demek ki tesirsiz bir insanım. Niye sizin hüsnü niyetinizi, hüsnü kabulünüzü, hüsnü teveccühünüzü suistimal edeyim? Niye sizi aldatayım? Ayıp değil mi bu? 25 senedir çok şey beklediniz. 25 sene değil, 23 senede insanlığın iftihar tablosu insanlığın mahkûs kaderini değiştirdi. Biz o kader adına Allah aşkına siz söyleyin. Meleği âlâ'nın sakinleri de buna şahit. Bu mevzuda hangi samimiyeti sergiledik? Hangi samimiyeti temsil ettik? Ortaya koyduğumuz şey nedir Resulullah aşkına? Kimi sahabi seviyesine çektik, yükselttik? Kimi tam Kur'an'ın temsilcisi haline getirdik? Ben yer yer hüsnü zannımın altında kaldım. Sizi sena ettim. Manen itap aldım. Yakamdan tutup hırpaladılar. Bu çok yumuşaklık dediler böyle. Ve ben de ne yapacağımı şaşırdım, bilemedim. Öyle desem kaçarlar dedim. Böyle desem Resulullah'ın teveccühü kaçıyor. İki arada bir derede, iki cami arasında beynamaz gibi kaldım. Allah aşkına ne yapayım siz söyleyin. Ben kendi kafama bir şey anlatamadım. Kendi ruhuma bir şey anlatamadım. Ve sonunda öyle anladım ki ben çevreme riyakarlık telkin ediyorum. Sum'e telkin ediyorum. Kalbine imanın oturmadığı bazı kimseler, sadece hislerimle onların hislerine girdim. Birer yalancı his insanı meydana geldi. Ama kalp insanı katiyen, ama ruh insanı katiyen ve ben hiçbir şey yapmadan size değil bir de yakınlarıma riya telkin etmişsem nasıl kurtarırım yakamı Allah aşkına? Sum'a telkin etmişsem nasıl kurtarırım yakamı? Yaşamadığım şeyleri söylemişsem, gecemi ihya etmeden kalkıp gelip size geceden bahsetmişsem, bu nasıl riyakarlık? Bu nasıl sum'a? Bu nasıl aldatma böyle? Ve bütün bunlar nasıl taşınır sırtta? Siz söyleyin. Ben başka mülahazalarla gelmiştim. Bunları birdenbire perde değişip arz ettiğim şeyler ruhumu sarınca, size arz etmeyi düşündüğüm şeyleri arz etme cesaretini kendimde bulamadım. Sizi bütün bütün kırıp geçirip gitmeye de cesaret edemedim. Saygısızlık yapmayayım demedim. Kime? Hiçbir şey bulamadıkları halde 25 seneden beri belli ölçüde pek çoğu itibariyle saygıyla dinleyen bu insanlar, bir insan dinliyoruz diye, önünde Kur'an bir insan dinliyoruz diye dinlediler. Saygısızlık yapamazdım. Ve birisinin bana bu saygıyı telkini karşısında hiç olmazsa dedim, bu saygının, samimiyetin, saffetin timsali bu cemaatin huzuruna çıkayım. Belki kıtmir bir daha sizin huzurunuza çıkmayacak diyeyim. Beni bağışlayın, hakkınızı helal edin diyeyim. İnanın, ayın son haftası burada sohbet ediyordum. Her ayın son haftasını, bayramı, bayram namazını kılamayıp da içeride bulunduğum bir gün bayram kılamamanın nasıl bir hicran olduğunu iliklerime kadar yaşamıştım. Ayağıma zincir,
boynuma bir çeşit pranga vurup beni bayramdan ettikleri gün hiç kaçırmamıştım onu. Deli gibi dolaşmış, ah bayram, meğer sen ne tatlı şeymişsin demiş. Halk deli tavuk der. Ben de deli tavuk gibi dönüp durmuştum. Her ayın son pazarını yaşarsam bu hicranla, ömür vefa ederse bu boğucu hasret içinde, kaçırdığım bir bayramı hicranla iliklerime kadar, duyduğum gibi sizi çok özleyecek, sizi çok arzulayacak, hıçkırıklarınızı düşünecek, dudaklarımı yalayacak ve sonra belki şununla teselli olacağım. Vefasızlığı uzatmamak için vefa cemaatine karşı vefa borcunu ancak böyle ödeyebilirdim. Onlar alabildiğine vefalı davrandı. Bense vefasız davrandım. Hislerine tercüman olamadım. Beklediklerini veremedim. Yalan ettim, kalplerine giremedim. Müslümanlıkla çok hızlı tanışmaları mümkünken şahsıma takılıp kaldılar. Aradıklarını bulamadılar. Belki çok azı, ama çok azı, belki onlar da riyaya, sümaya, gösterişe ve alayışa takılıp kaldılar. Onlara da onu telkin ettim. Şimdi beni bağışlayın. Böyle hicran ve hasret dolu bir ayrılık olmazdı. Benim Ramazan'ı idrak etmiş kardeşlerimle. Böyle bir pazar olmamalıydı. Ve ben de olmasın diye 500 kilometreyi şeker krizleri içinde baygınlık geçire geçire buraya kadar gelmiştim. Ve dünü baygınlık geçire geçire geçirdim. Bugünü de yine baygınlıkları kucaklaya kucaklaya geçirdim. Ve huzurunuza geldim. Beni rahatsızlıklarımdan dolayı, şeker ve açlık krizlerimden dolayı, takatsızlığımdan dolayı bağışlayacağınızı ümit ediyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. İnşallah ben olmayınca size doğruyu konuşacak birisini bulur dinlersiniz. Allah ebeden razı olsun. Selamun aleyküm. Yapamayacağım. Biteyim. Biteyim. Allah aşkına demeyin. Çıkarsanız bayılırım. Biteyim inanın. Biteyim.
söyleyin otursunlar. Benim tahammülüm yok. Bağışlayın, bu arada çok fena kriz tuttu beni. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.
Yeter, çok meşgul olma. Çok meşgul olma. Otur. Sevgili kardeşlerim, sitemim nefsimedir, kimseye değil. Sizi hep aziz tuttum. İşim değil dedim, işe başladım. Kalp yumuşatmak benim işim değilmiş dedim. Bu iş benim karım değilmiş dedim. Ama bir şey var. Acaba her şeye rağmen sabredemez miydim? Değişik hayasızlıklara girmeden size karşı saygılı olamaz mıydım? Ama orasını da bana verin. Bana verin. Ben insanlığın iftihar tablosu değilim. Değilim ki 100 defa, 50 defa, 50 defa, 100 defa talepleriyle ters yüz edildiği halde hiç sarsılmadan kalktı, ayakları üzerine dikildi, yine anlattı. Haya abidesiydi. Canım çıksın. Dini meseleleri cemaati karşısına getirmesi mevzuunda kim bilir ne kadar sıkılıyordu. Sıkılması o kadar derin idi ki belki hayatında bir kere, ama bir kerecik olsun, kendisine haram olan bir kadının yüzüne bakarak konuşmamıştı. Ve onu anlatırken ona şöyle diyorlar: cahiliyede perde arkasında erkek görmemiş, evlenmemiş bir genç kız gibiydi. Erkekleri görünce buram buram ter dökerdi ve hayadan iki büklüm olurdu. Kadını görünce hicaptan iki büklüm olurdu. Ama buna rağmen 50 defa, 100 defa, 150 defa değişik taleplerle cemaati karşısına çıktı. Ve bu talepler çok defa mâkes bulmadı. Hatta çok defa hüsnü kabul de görmedi. Sizin teveccühlerinizi görseydi kim bilir nasıl sevinirdi, nasıl coşardı. Zira o insanların iftihar tablosu, ona sihirbaz diyorlardı, yalancı diyorlardı, haşa, o benim. Kahin diyorlardı, olsa o ben olabilirim. Ama tavrını değiştirmiyordu. Zorluyordu kendisini. Gönüllere girmek için zorluyordu her şeye rağmen. İşte ben onu yapamadım. Yapamıyorum. Yapmaya tahammülüm yok. Bir şey olmadı diye takılıp yolda kalıyorum. Sizi belki çoğunuz itibariyle iştiyaklı, hüsnü niyetli ve hüsnü kabule açıksınız. Sizi böyle bırakıp gitmenin, dağları Allah başıma yağdırsın diye davetiye çıkarma demektir. Ama tahammülsüzlüğe bakın ki ben sizi bırakıp gitmeye karar verdim. Çığlıklarınız, samimi hıçkırıklarınız, Ramazan-ı Şerif'te mübarek bağırıp çağırmalarınız, bunlar beni tuhaf bir atmosfer içine çekti. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şu anda kulaklarım tuhaf duyuyor ve gözlerim bulanık görüyor. Kalbimin atışları, ritmi de değişti. Şu anda bende her şey tamamen aritmi.
Tamamen her şey dengesiz atıyor. Size bir şey söyleyecek, bir şey diyecek güçte ve iktidarda değilim. İnanın değilim. Belki bunlar sizin gelecekte iyi günleri idrak ettiğiniz zaman geriye dönüp yüzüne bakacağınız günler olacaktır. Çok kimseler tatlı günleri ileride arayacak. Fakat siz yer yer dönüp gerilere bakacaksınız. Alınlarında nur telalü eden, çehreleri dirakşan evlerinizin çehrelerine bakacaksınız. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileri lebalep dolduran genç delikanların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyeceksiniz. Belki ben de öyle diyeceğim. Ama belki yerin altında, belki de yerin üstünde ben de öyle diyeceğim. Hey gidi günler, tam yaşanacak günlermiş. Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler. Hiç durmadan soluk soluğa köhinanlar gibi gündüzlerinde koşulacak günler. Utana utana, hicap ede ede, terliye terliye, ne olur Allah aşkına coşun denen günler. Burs verin, kurbanlarınızı verin, imam hatip yapın, yurt yapın, pansiyon yapın, okul açın, açın deyip terin tabandan çıktığı günler, ben de diyeceğim, siz de diyeceksiniz. Bugün belki bu günler hicranlı günler, belki hasretli günler, ama bir gün gelecek, özlenen günler olacak. Nesibe yetiştiği gül devriyle şen, şad ve hurrem değildi. O Uhud'u düşününce seviniyor ve gülüyordu. Sırtında elin yumruğun girip saklandı. Sırtındaki yarayı gösterdikleri zaman mesut ve bahtiyar oluyordu. Gül devrini yaşarken değil. Abdullah İbn Hüzafetü's-Sehmi başının kaynayan sulara sokulduğu günleri hatırlıyor. Hey gidi günler diyordu. Hüzeyfe babasının evinden kovulduğu günü düşünüyor. Hey gidi günler diyordu. Ammar yeldire yeldire geziyordu. Sırtında ateşlerin söndürüldüğünü düşünüyor. Hey gidi günler diyordu. Zübeyir bin Avvam hasırlara sarılıp yakıldığı günleri hatırlıyor. Hey gidi günler diyordu. Onlar hey gidi günlerdi. Çünkü o günlerde müminler tırmanma şeridinde sürekli olarak tırmanıyorlardı. Hiçbir şeye gönül kaptırmadan, başka hiçbir sevgiye dilbest olmadan, turnikeye önce girmiş olmanın hakkını araştırmadan, hizmet karşısında hakkı temettü aramadan, sadece hizmet diyor, diyor ve yürüyorlardı. Hey gidi günler, hey gidi günler diyorlardı. O çile günlerine, o ızdırap günlerine, çünkü o günlerin içinde Allah'ın hoşnutluğundan başka mülahaza yoktu. Çünkü o günlerde büyüklük yoktu. Çünkü o günlerde herkes küçüktü. Çünkü o günlerde herkes neferdi. Çünkü o günlerde abilik yoktu. Çünkü o günlerde turnikeye evvel girmiş olmanın
hesabını yapma yoktu. Çünkü o günlerde kün inden nasi ferden minen nas vardı. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol vardı. Ah nankör nefsim. Sen de hey gidi günler diyeceksin. Kafanda hiç o türlü duygular ve düşünceler yoktu. Dinleseler de dinlemeseler de alınmıyordun. 8 saat derse girdikten sonra 2 yerde de derse akşam iştirak ediyordun. Bir cumartesi pazarı da burası Simav senin, orası Gediz benim, şurası da demirci senin ve pazartesi derslere yetiştirme de yine senin. Ama alınmıyordun, gönül koymuyordun, dinleyen yok diye üzülmüyordun, tesir etmiyorum diye müteessir olmuyordun. Hey gidi günler, ne kadar arkada kaldınız, bizden ne kadar uzaklaştınız, biz ne kadar büyüdük hey gidi günler, hey gidi günler siz ne kadar küçük kaldınız. Ah eyyamullah, ah peygamber günleri, ah hizmet günleri, ah cihat günleri, ah başka mülahazaların içine girmediği günler. Biz büyüdükçe sizler arkada küçük kaldınız. Benim kestane pazarındaki tahta kulübeciğim içinde kaldınız. Ah tahta kulübem. Her şey senin içinde kaldı gitti. Ah küçüklük. Sen ne iyiydin. Arkadaşlık seninle. Hey gidi günler. İlki değiliz. Sonu da olmayacağız. Hey gidi günler. İmamlık makamında ağlıya ağlıya namaz kıldırılan günler. Kur'an okurken kalp duracak hale geldiği günler. Hey gidi günler. Uhuvvet, sevgi, yürekten alaka, birbiriyle fertler sarmaş dolaş olurken dışarıdan gelenlere aman Allah'ım bu ne kardeşlik, bu ne uhuvvet dedirttiği. Hey gidi küçük günler, o kadar büyüdük ki eğilip de sizi tanıyamıyoruz, sizi göremiyoruz. Biz büyüdük, Everest tepesi olduk. Ah küçük günler, sizler Lut Gölü gibi zeminden 200 metre aşağıda kaldınız. Ah yıkılası abilik, ah yıkılası saltanat, ah yıkılası makam mansıp sevgisi, ah yıkılası şirk ifade eden yaptım, ettim, çattım, kurdum, verdim, ettim, eyledim. Haşa, haşa ve kella. Yapan oydu, eden oydu, eyleyen oydu. Hey gidi günler. Böyle düşünüyorken nerelere düştük? Düşünüyorken düşlere takılıp kaldık. Düşünüyorken sürçtük. Hey gidi günler. Nesibe gibi aydındı günlerimiz. İbni Hüzafe gibi yürektendi. Babasının evinden kovulduğu zaman çok şükür Resulullah'a gitme yolunu buldum diyen Hüzeyfe kadar mesuttu. Hamza'nın günleri kadar fütursuz pervasızdı. Ali'nin günleri kadar ten sevdasından, ceset sevdasından, rahat ve rehavetten uzaktı.
ne çabuk değişiyor günler. O günlerin yerini yumuşak döşekler aldı. O günlerin yerini birkaç odalı evler aldı. O günlerin yerini günde 3 defa sofralara konup kalkan birkaç çeşit yemekler aldı. O günlerin yerini evladı iyal aldı. Çoluk çocuk aldı. Cumartesi ve pazar, haftanın birkaç günü belki. Hafta içi işini yaptıktan sonra 2 günüm, 3 günüm de cihatta geçsin diyen insanların cihat günlerinin yerini, haftada birkaç günlük cihat günlerinin yerini başka duygular, başka düşünceler, başka kılıklar, başka kıyafetler, başka şekiller, başka sevdalar aldı. Hey gidi günler. İstemiştim ki onu anlatayım. Ebu Eyyubil Ensari o günlerden kaçarak İstanbul önlerine kadar geldi. Eski günleri arıyordu. Hey gidi günlere öyle çare buldu. Ölürsek galiba bu işten kurtulacağız diyordu. Omuzlayın beni. Surlara en yakın yere kadar götürün. İhtimal mülahazası şuydu. Peygamberden işittim bir gün biri gelip bu İstanbul'u fethedecek. Fethederken mezarımda kılıç sesi duyayım. Çünkü mücahit kılıç sesi duymalıdır. İhtimal ki mülahazası buydu. O üzerinde hakim olan günlerden intikamını böyle alıyordu. Üzerine önünü konup kalkan sofralardan intikamını böyle alıyordu. Etrafını saran çoluk çocuktan intikamını böyle alıyordu. Makam, mansıp sevgisinden intikamını böyle alıyordu. Çilesizliğin bir ölüm olduğunu görüyor ve kendine ölüm arıyordu. Bu aradığını buluyordu. Halit, ruhuna bin ruhum feda olsun. Yumruğunun birini Sasanilerin başına indirip felç etmişti. Gürzünü Bizans'ın başına indirip onları da felç etmişti. Devrinde 2 devletle hesaplaşmış, ikisini de yerle bir etmişti. Azledildiği zaman en fakir bir insanın sahip olduğu mameleke sahip değildi. Ordular başkomutanlığı yapmıştı. Dünyanın o zaman dünya muvazenesinde güçlü Rusya ve Amerika gibi 2 büyük devletini yıkmıştı. Kumandanlığı üzerine aldığı zaman kaç paraya sahipse kumandanlıktan azledildiği zaman işte o kadar zimmetinde para çıkmıştı. Geriye hiçbir şey koymayı düşünmemişti. Bizim bir müezzin efendimizin ona da ruhum feda olsun. Bir imam efendimiz kadar dahi düşünmemişti. Ve bu insan ölüm döşeğinde ölüyordu. Belki 20 tane harbe iştirak etmişti. 20 harbi harp zulümatını ışıktan bir kılıç gibi bir yandan vurup öbür yandan çıkmıştı. Ölüm aramıştı. Ölüm peylemişti. Fakat ölüm nasip olmamıştı. Yataktaydı. Yastıklar soluklarını yutuyordu. Döşek sağdan soldan ona kanca atmıştı, kolondan atmıştı. Belini doğrultamıyordu. İhtimal kendisini en son ziyaret eden cephe arkadaşlarından Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Aşere-i Mübeşşere Said İbni Zeyd. İçeriye girdiğini görünce bu peygamber yakınına doğrulayım dedi. Düşmanların belini kıran bu insan belini doğrultamıyordu. Doğrultamayınca da ağlıyordu çıkıra çıkıra. Ne o kumandan, ölüm korkusu mu? Ne diyorsun? Şu vücudumda para kadar yara almadık yer yoktur. Hey gidi günler. Hey gidi Yermuk. Hey gidi Mü'te.
Hey gidi Sasaniler devlet önünde savaşma. Fela namet a'yunul cübene. Korkakların gözü uyku görmesin. Hayır. Korkaklar gözlerini açtılar. Artık uyumadılar. Çünkü Kur'an'ın halidi yoktu artık. Çünkü İslam'ın halidi yoktu artık. Ve bir çene açılıp kapanıyordu. Yerine binlercemizin çenesi açılıp kapansaydı keşke. Yanındaki ancak şöyle diyordu. Aşe hamiden mâte fakîde. Herkesin öveceği bir insan olarak yaşadı. Yeri doldurulmayan bir yitik olarak gitti. Ve tereke silâhahu ve feresehu fakat. Acaba bana ne derler? Bana ne derler acaba? Yaz elbisesi, kış elbisesi ayrı olan bana ne derler acaba? O kadar kitabı olan bana ne derler acaba? Ne diyor? وَمَا تَرَكَ اِلَّا فَرَسَهُ وَسَيْفَهُ. Koca kumandan vefat etti gitti ama geriye sadece kılıcıyla atını bıraktı. O kılıç ki belki onu da verecekti. Ama tembih etmişti. Mezarımı kazırken vefalı arkadaşımla kazıyın. Yanımdan hiç eksik etmedim onu. Zira kahramanlar mezarları kazınırken dahi kılıç sesinden hoşlanırlar. Kahramanlar kılıç sesinden hoşlanırlar. Kahramanlar kılıç sesinden hoşlanırlar. Döşekteki sesten nefesten değil, sofraların başında tüketilen sesten nefesten değil, bizarım kendimden, bizarım duygularımdan, bizarım düşüncelerimden, bizarım anlayışımdan, bizarım. Zira bir kerecik olsun böyle yaşayamadım, size misal olamadım. Halit gibi yaşamasını, Halit gibi ölmesini size gösteremedim. Onlar ahiretin yamaçlarında dolaşıyor gibi bir dünya yaşadılar. İçinde yalanın zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Gösterişin zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Makam sevdasının zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. İslam'da hakkı temettü aramanın zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Oysa ki ben vaaz-ı nasihat ettim. Ederken de 25 sene devletten maaş aldım. Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ımı, yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hazreti Muhammed'i, yalan söyleyip hayatım, canım, ruhum sana kurban olayım. Sana karşı da yalan söyledim. Oysa ki bağrıma bastığımda kalbim durmalıydı. Temsil edemedim. Edemedim. Utanıyorum kelamullah'tan. Utanıyoruz kelamullah'tan. Utanalım kelamullah'tan. Utanalım Allah'tan. Edemedim. Ötede ve beride
14 asır ötede ve beride hayalimde kurduğum dantelayı nesçetmek istiyordum. Elinizden tutup bir Hamza'nın yeldire yeldire gezdiği yamaçlarda sizi dolaştırayım. Devrin Ebu Bekirlerini, Ömerlerini, Osmanlarını, Alilerini radiyallahu anhum bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Kainatın zerratı mürekkebatı adedince Allah'ın rıza ve rıdvanı benim isimlerini mücerret saydığım o büyük zatlar üzerine olsun. Bir ötede dolaşayım, bir de beride dolaşayım. Bir bakın Ebu Bekir olmak üzere, Ömer olmak üzere dirilenlere bakın diyeyim. Ya Resulallah sen ne bak diyeyim. Şu karın buzun açıldığı yerde kar çiçekleri gibi başını çıkaranlara bir bakıver diyeyim. Sonra mekiğimi, tığımı binbir ihtimamla alayım. Elimle taşıyayım. Hayır ağzımı alıp ağzımla taşıyayım. Dişlerimle sıkıştırayım. Ali'nin arkasına götürüp takayım. Ammar'la bir başka şekilde bütünleştireyim. Uhud'un eteğinde Musab'ın mezarına uğrayayım. Vefanıza denk, vefalılarla huzurunuza geldik diyeyim. Hayalim buydu, düşlerim buydu. Siz her an, her zaman inşallah onu gerçekleştirmeye namzet yaşıyorsunuz. Ama gelin görün ki benim duygu ve düşüncem üzerine öyle bir kara dev gelip oturdu ki şimdi ben aşkla, iştiyakla çehrelerini görmek istediğim o sevdiğim cemaat ki zannediyorum böyle bir arzu ve istekte ben yalnız değilim. Zannediyorum ona göre iştiyakın manası neyse beni bağışlasın. O zamansız ve mekansız, o cevher ve araz olmayan, o yemeden içmeden münezzeh olan zat belki aynı manada iştiyakla size bakıyor. Ben yalnız değilim. Belki şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te çok hedaya ve behaya bekleyen, ümmetinden çok armağan bekleyen ruhu seyyidül enam, ruhum ona feda olsun. O da belki size bakıyor, size teveccüh ediyor. Belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyor. Mele-i Âlâ'nın sakinleri de size bakıyor. Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda, ruhu Seyyidül Enam'ın şehbal açtığı şu dakikalarda, ama bir ben varım, bir ben varım ki her şeye tersim. Bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış, onun sırtında temettü aramış, gönlümün aşkı ve heyecanını size anlatamamışım. Dini imanı anlatmayı meslek haline getirmişim. Bir iş zannetmişim bunu. Memuriyet sanmışım. Memuriyet yapmışım. Ve sonra kalkmış size Allah'ı anlatıyor demişim. Anlatıyorum demişim. Siz öyle sanın. Siz öyle sanın. Ben hiçbir zaman onun öyle olduğuna inanmadım. Alem inanabilir ama ben inanmadım. Ben biliyorum ki ben böyle desem de siz süslü zanınızla bana inanmayacaksınız. Beni bir yerde yalanlayacaksınız. O da benim en doğru söylemeye çalıştığım yerde. Der ve düşünürdüm ki ya Allah dediğim zaman riya olmasın. Benim kalbim dursun, ben öleyim. Allah'a inanan böyle olur diyeyim.
veya o cemaat içinde bir iki tanesi ölsün, ben de diyeyim ki ne yapayım, ben misal olamadım ama şu misallere bakın ve sağdan hizaya gelin. Onu ben yaptırtamazdım. Ey nankör nefis, o cemaat çok samimiydi. 25 seneden beri de hep samimiyet sergiledi. Sen azıcık samimi olsaydın, samimiyetin müzaafını kat katını bulacaktın onlardan. Sen bir kere Kur'an deseydin, onlar 100 defa onu diyeceklerdi. Sen ölesiye kaç defa onların çığlıklarına şahit oldun? Kaç defa kalbi durup caminin içinde kollarına girip dışarıya çıkardı insanlar oldu. Oldu ama sen kayaydın, granittin, taş gibiydin, tunç gibiydin. Dediğin şeyler senin ruhuna girmedi. Vaka dedin zaman zaman. Lime tekulune ma la tef'alun. Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tef'alun. Kur'an diyor yahu ayıp değil mi? Yapmadığınız şeyleri ne günah söylüyorsunuz? Allah'a karşı sıkılma yok mu? Dedin nefsin adına yer yer belki. Caminin minberinde de dedin. Minber şahit buna. Kürsüde de dedin, o da şahit buna. Ama nerede o yeminler? Nerede o vefa sözleri? Nerede o samimiyet? Nerede o sadakat? Yiğitler, yiğitoğlu yiğitler, böyle benim gibi her gün bir kere ayrı ayrı söz vermemişlerdi. Bir kere söz vermiş, sonra da verdikleri sözle sonuna kadar yürümüşlerdi. Bir kere söz vermiş, işin bu başında koridora girmiş ve öbür başında varıp cennetlere ulaşmışlardı. Vade, vefada tamdılar, eksiksiz idiler. Eskilerin ifadesiyle hulfül vaidleri hiç olmamıştı. Öyle anlaşılıyor ki ben günde 50 defada hoca efendilerin camide menşe-i neye dayanıyorsa bilemeyeceğim. Tevbe istiğfar, tecdidi nikah, tecdidi iman yaptırdıkları gibi günde bu işi 50 defada yapsam yine sokağa takılıp kalacağım, yine çarşıya takılıp kalacağım, yine pazara takılıp kalacağım, yine nefsime takılıp kalacağım, yine bedenime takılıp kalacağım ve yine döneklik yapacağım. İyisi mi? Bakın siz bana inanmayacaksınız ama ne olur bir kere inanın. Bu işi bağlayalım burada. Ben diyeyim ki saksağın bu kadar sizi rahatsız edecekmiş. Siz de deyin ki hüsnü zannınızda. Bu bülbülün son bestesi olsun deyin isterseniz. Bağışlamanızı isteyeceğim. Gördüğünüz gibi baş yardım, göz çıkardım. Sizi rencide ettim. Hocam Hasreddin Sad'ın dediği gibi de elimiz el ele. Ağzınız etmeye. Bakın aziz kardeşlerim, anlatamıyorum. Ben yararlı olamadım mülazasıyla ayrılıyorum. Ama bana çok baskı yapıyorsunuz. İnancım o ki siz layık insanları bulacaksınız. Hocalarımız güzel şey anlatacaklar. Ben anlattıklarımdan rahatsız oluyorum. Size bir şey veremediğim kanaatindeyim. Birisi yolda beni geriye çevirdi. Hıçkırıklarına dayanamadım. Allah başıma taş yağdırır diye korkuyorum.
Pekala. Geleyim. Tamam değil mi hocam? Geleyim. Gelin hocam. Bir süre daha başınızı kırayım. Gelin hocam. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Ufku dolduruyor, yetiyor, başka şeyi göremiyor. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam, keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anladım vaslına ermek artık çok geç, saçlar bende yaz. Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek. İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Yaş olsa da ben taze hislerle yollardayım. Anladım, vaslına ermek artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, ne olur sana ulaşmam için kanadından, bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardından. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o baytan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Bir kor saç içime, ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan uyanayım. Mecnun gibi arkandan koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Asker gibi ne zaman teriz? Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta. Göster şehreni ki güneş gruba kaymakta. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son dendi hiç olmazsa grubum tülü olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun.
Bu da benim düğünüm olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tülü olsun.